Rasim Özdenören Madem öyle, işte böyle. Devlet Bahçeli 2002 yılında içinde yer aldığı koalisyon hükümetinde de aynı tutumu sergilemişti. Seçim tarihine henüz bir buçuk yıl varken kendiliğinden erken seçim talebinde bulunmuştu. O günkü hükümet DSP, ANAP, MHP üçlüsünün koalisyonuydu. Anlaşılıyordu ki Bahçeli hem içinde yer aldığı hükümeti hem seçime katılacak diğer siyasal partileri emrivakiye getirmek istiyordu. Bir kere erken seçim talebi şimdi olduğu gibi kimsenin geri çeviremeyeceği bir pozisyonda dile getirilirse buna kimsenin hayır deme şansı yoktur. Nitekim o tarihte de ne koalisyon ortakları ne öteki partiler bu emrivaki karşısında hayır deme imkanını kullanamadılar. Ancak hükümetin o gün içinde bulunduğu koşullarla bugünkü hükümetin durumu tümüyle birbirinden farklı. O gün sıfırı tüketmiş bir koalisyon hükümeti iş başındaydı enflasyonun %80'ler mertebesinde seyretti, herhangi bir yatırım imkanının bulunmadığı, koalisyon ortaklarının hiçbirinin elinde ve ufkunda ülkenin geleceğiyle ilgili herhangi bir nesnel projenin bulunmadığı bir süreçten geçiliyordu. 28 Şubat darbesi tüm sosyal dengeleri tarumar etmişti. Hükümet üyeleri yorgun, halk bıkkın vaziyetteydi. Kısacası hükümet sorumluluktan kaçıyordu. Önünde bir buçuk yıllık hükümet etme fırsatı bulunurken bu fırsatı bile kullanmaya dermanı kalmamıştı. Bahçeli bu defada da aynı emrivaki tutumunu sergiledi mi bilemem. Ama o günkü hükümetle bugünkü hükümet arasında çarpıcı farklılıklar bulunuyor. Hükümet bugün gücünün doruk noktasında. Sadece 2019 olacağı tasarlanan milletvekili ve başkanlık seçimine değil, aynı zamanda 2023'ü hedefleyen bir ufka malik ve 2023'e büyük hamlelerle girmeye hazırlanıyor. İstanbul Kanalı, 3. Havaalanı, yeni hızlı tren yollarının tamamlanma aşaması, teröre karşı ülkenin iç imkanlarıyla fiili bir mücadele sürecinin yürütülmesi, tüm dünyanın yaşadığı kapitalistik iktisadi krize rağmen bütün bu teşebbüslerden vazgeçilmesi bir yana artan bir imeyle ve şek devam etme iradesi, Türkiye'nin diplomasi alanında oyun kurucu pozisyonunu başarıyla yürütmesi ve sürdürmesi ve tiresi devam ediyor. Ve tüm bunlar hükümetin mümeyyiz niteliğini resmediyor. Hal böyleyken hükümet erken seçim talebi karşısında dayanışmayı bozmadan ve mümkün olan en kısa zamanda restini çekti. Tayyip Erdoğan durumu açıklarken ülkeyi belirsiz bir seçim ortamında bırakmama vurgusunu öne çıkardı. Ve Bahçeli'nin 26 Ağustos tarihine karşı 24 Haziran İran tarihiyle de res çekmiş oldu. Ayrıca da böylece ülkeyi belirsiz bir serkaçta bırakmamanın üstesinden gelmiş oldu. Belirsizlik kötü hallerin en kötüsüdür. Belirsizlik sonlu mu, sonsuz mu olduğu bilinmeyen, akıbeti hakkında bir şey söylemenin imkanı bulunmayan, nereye varacağı kestirilemeyen bir muamma halidir. Yeni döneme, başkanlıkla gelecek yeni sisteme geçmenin arifesinde ülkeyi belirsiz bir ortamda bırakmak doğru olmazdı. Böylece Madem öyle, işte böyle diyerek bir yandan dayanışmayı koruyarak ona res çekilirken, bir yandan da iç ve dış tüm siyaset alemine meydan okunmuş oldu.